Bugün 6 Aralık 2023 Yonca Verdioğlu Şık'la beraberiz. Böyle biraz başından başlayalım istersen anlatmaya. Sen ne zaman nerede doğdun, nasıl bir aileye doğdun oradan başlar mısın? Tamam. 1973 yılında Almanya'da doğdum. Orada doğup büyüdüm ben. Ee, daha sonra e, ortaokuldayken e, Türkiye'ye dönüş yaptık. Orada e, şey e, işte e, işçi göçmeni bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Annem babam oraya ekonomik nedenlerle yani çalışmak için gitmişler. E, sonra buraya döndük. Eskişehir'de e, ortaokul, liseyi tamamladım e, ve e, üniversite sınavına girip e, İstanbul Üniversitesi e, Yabancı Dil Eğitim Bilimleri Almanca ana bilim dalını kazandım ve İstanbul'a geldim ailemden ayrılıp. İki kardeşiz, bir erkek kardeşim var. Çerkez bir aileden geliyorum. Annem Kabartey, babam Abaza. Solcu veya sağcı bir aile değil, demokrat bir aile. İşte Atatürkçü. Fakat ailemde babamın kuzenleri içerisinde 70'lerde ve 80'lerde ee, solcu olan, devrimcilik yapmış olan e, kuzenler var. Onlardan da fazlasıyla e, etkilendim. İşte babamın bir kuzeni Janset ablamdı. Ee, hayatımı ya da işte bugün hani beni ben yapan ya da hani biraz daha dünyaya soldan bakmama neden olan en önemli insan odur. Başka bir ülkeden gelip e, Türkiye'de eğitime devam etmek nasıl bir şeydi senin için? Onun bir etkisi oldu mu sende. Ya şöyle. E, bir etkisi oldu derken ya tabii çok istemedim aslında ilk geldiğimde tam böyle ergenlik dönemime de denk geldi. Böyle işte sürekli geri dönmek istiyorum falan hani o modlardaydım. Ama o biraz o ergenliğin de getirdiği işte arıza çıkartmak ve işte ne bileyim şımarıklık üzerinden falan oldu. Ama tabii ki üniversite sınavını kazanıp Ailemden ayrılıp İstanbul'a gelince hiç aklıma bile gelmedi. Çünkü burada hayat birden çok güzel oldu. Şöyle bir şey vardı ama... Yani Almanya'da tabii oradaki yurttaşlık bilinciyle Türkiye'deki yurttaşlık bilinci arasında epeyce fark var. Yani kültürel anlamda falan da çok farklı bir şey. Hani... Orası iyi burası kötü gibi değil ama hani sonuçta orada biraz daha gelişmiş ve devletle kurduğu ilişki yurttaşın çok daha özgüvenli ve daha başka daha özgüvenli bir pozisyondan. O anlamda mesela işte üniversiteye falan geldikten sonra ya da hani hakkım olan bir şeyle ilgili mesela Türkiye'de doğup büyümüş arkadaşlarımdan farklı olarak mesela benim için daha böyle şey olduğunu hatırlıyorum ama hakkım falan diye hani anlatabiliyor muyum? Yani bu niye böyle illegal bir şey olmak durumunda ya da falan ya doğrudan açıktan hani söylerim şey yapmaya gerek yok. Hani öyle bir duygum hiç olmuyordu. Öyle bir fark olmuştu ee, onu hatırlıyorum. Üniversiteye geldiğinde e, sen e... Politik olarak bir angajman içerisinde miydin? Nasıl bir atmosferle karşılaştın İstanbul'a geldiğinde? Üniversiteye geldiğimde politik olarak bir angajman içerisinde değildim. Lisede işte o zaman böyle Ahmet Kayan'ın kasetleri vardı. İlk defa şey hatırlıyorum, grup yorum dinlediğimi hatırlıyorum ve çok etkilendiğimi hatırlıyorum. İşte kitap okuyordum. Janset ablamın babası Nazım Dayı vardı. işte. ondan böyle çok kitaplar alıyordum. İşte o Cumhuriyet Gazetesi okurdu. Ben okumuyordum. Çok sıkıcı buluyordum Cumhuriyet Gazetesi'ni. Az fotoğraflı olduğu için. Ama şey yani sürekli aslında lise yıllarım biraz da işte o babamın kuzenlerinin işte devrimcilik hikayelerini dinlemekle biraz geçmişti. Ama herhangi bir angajmanım yoktu. Buraya geldim. Burada Laleli'de Kütahya Öğrenci Yurdu diye özel bir yurtta kaldım ben. Ve işte o dönemlerde bence her öğrencide olduğu gibi işte ailelerimiz bizi işte beyin yıkama diye bir şey vardı. İşte özellikle böyle işte sağ sol olaylarına karışmamak, işte aman bulaşma, aman karışma falan diye tembihlerle gönderiyorlardı. Fakat sol örgütlerden daha çok... Özellikle Adnan Hoca'cılarla ilgili bir uyarı vardı. Yani onların gittiği özel kafeler falan vardı ve hani işte onlar beyin yıkıyormuş ve hani esas oralardan uzak durmak gerekiyor gibi böyle daha bir korku salmıştı benim ailem de öyle olmuştu yani. geldiğimde ilk dönemimi ben 91 girişliyim. 91 Eylül'de geldim. İşte ilk dönemimi aslında biraz yurttaki arkadaşlarımla e, sosyalleşerek hani geçirdim orada da çok politik insanlar yoktu açıkçası İşte yeni açılan diskolara falan işte İstanbul'u keşfetmek falan biraz öyle geçiriyorduk ama Hergele Meydanı o dönemde açıktı e, zaten 92 Eylül'de de artık e, çay ocağı falan da kalkmıştı diye hatırlıyorum e, ve e, oradan çıkartılmıştı öğrenciler ama işte ben son dönemine yetiştim ve e, Hergele Meydanına girdiğinizde zaten it. Uh -huh. Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi de bir aradaydı. E, açıktı. Daha sonra kapatıldı. E, ayırdılar o fakülteleri de. E, Hergele Meydanı da o iki fakülteyi birleştiren böyle devasa bir yerdir. E, ve Hergele Meydanı'na girdiğinizde zaten böyle uf, o politik atmosferin hemen içinde oluyorsunuz. Her yerde işte afişler, pankartlar, öğrenciler oturuyor, sohbet ediyor, çay içiliyor falan. Dergiler satılıyor, kitap standları Falan. Tamamen aslında öğrencilerin biraz böyle e, ne diyeyim e, işlettikleri, yürüttükleri, kendi kendilerine e, bir takım faaliyetler yaptıkları bir mekandı. çok etkileyiciydi. Daha sonra işte 92 yılının Şubat ayında e, Hergele Meydanına e, işte yine bir arkadaşımla e, oturmaya gittik ve tabii ki çok merak ediyorum. Ve e, ben de devrimci olmak istiyorum. Yani şey diyorum hani bir daha dünyaya gelsem devrimci olarak gelirim. Artık kafamda nasıl kurguluyorsam bunu. <laughs> hani artık iş işten geçti insan doğuştan falan oluyor böyle diye herhalde düşünüyorum. Çünkü aslında işte 80 darbesi olmuş, hani dozerle geçilmiş ve hep böyle biraz aslında şehir efsanesine de dönüşmüş bir takım hikayeler duyuyorsun falan ve çok gözünde büyütüyorsun her şeyi. E, ve e, işte Şubat'tı, kaç Şubat olduğunu unuttum şimdi, daha önce aklımdaydı hep. Ee, devrimci gençliğin e, bu kalemun sayısı satılıyordu. İki arkadaş, e, Halil ve Birol. Ee, o dergiyi satıyorlardı ve arkadaşımla bir saat boyunca oraya bakıp alalım mı almayalım mı alalım mı almayalım mı işte falan deyip en sonunda cesaret edip gidip dergiden satın aldık. Ve tabii işte böyle yabancı dillerden gelmiş daha renkli kıyafetli falan hiç böyle hani o bildiğimiz solcu tiplemesine benzemeyen iki tane genç kadın gelince tabii onlar da böyle şeyler alıcılar <laughs> çalıştı falan ve oradan işte ben öyle e, arkadaş oldum. Diğer arkadaşım e, daha sonra şey yapmak istemedi. E, onlarla arkadaşlığını devam ettirmek istemedi. Ama böylece ben e, arkadaşlarımı solcu arkadaşlarımı hergele meydanında bu kalemun sayısıyla derginin e, bulmuş oldum ve e, sonra işte ömrüm neredeyse onlarla geçti. <laughs> Peki e, üniversitenin genelindeki atmosfer nasıldı? Yani Biraz şunu anlamak için de soruyorum. Ne kadar öğrenci mobilize oluyordu ya da siyaseten kendini angaja hissediyordu veya bu etkinliklerin içerisinde yer alıyordu? 80 öncesiyle hani karşılaştırma anlamında da belki bu bilgi bize yardımcı olur diye bunu biraz anlatır mısın? Şöyle bir durum vardı. Şimdi buraya gelmeden önce de hatırlamaya çalıştım, işte düşündüm, biraz baktım resimlere falan da baktım. Ee, yani tabii ki çok kesin bir şey söyleyemem ama İstanbul'daki üniversite, tabii o zaman özel üniversiteler falan yok ve İstanbul'daki üniversiteler içerisinde e, en politik olan ya da en kalabalık olan hani e, politik öğrenci anlamında İstanbul Üniversitesi'ydi zannediyorum. Ee, örneğin 92 yılında Edebiyat Fakültesi'nde bir e, şey olmuştu, yemekhane boykotu olmuştu, zam gelmişti yemekhane ücretine. Ee, yani yüzlerce öğrenci hani orada dahil oluyordu. Ee, oldukça kalabalıktı. İşte e, 17 Nisan dev sol operasyonu olmuştu ve polis Hergele Meydanı'ndan öğrencileri bir hafta boyunca, 3-4 gün boyunca pardon toplamıştı. Ve hani rektörlüğe yürünmüştü. Biraz daha aslında şimdi nasıldır bilmiyorum ama mesela kendi kızımın okuluyla kıyasladığımda okulla kurulan bağ mesela çok kendine ait bir yer olarak hissediyorsun. Orada güvendesin ve orada istediğin şeyi yapmaya hakkın var gibi böyle bir duyguyla bütün gününü orada geçiriyorsun zaten işte derslere giriyorsun ders aralarında sosyalleşiyorsun kantindesin bahçedesin amfilerdesin koridorlardasın işte kızımla kıyaslama kıyasladım buraya gelmeden önce. Mesela onlar hiç okulla böyle bir bağları yok. Daha böyle ticarethane gibi tabii özel okul özellikle biraz böyle bir hal var anladığım kadarıyla artık. O derse giriyorlar çıkıyorlar falan ama hiç sosyalleşme adına herhangi bir şey yok. Bir de tabii ki o dönemde hergele meydanının olması çok önemliydi. Yani orası bir araya gelme e, sosyalleşme, arkadaş edinme, örgütlenme örgütlenmeyi sağlayan bir mekandı. Daha sonra zaten bunu kırmak üzere o hergele meydanı kapatıldı ve biz felsefe koridoruna sıkıştırıldık. E, falan. Ve daha sonra da böyle çok e, küçücük bir yeri kantin falan yaptılar. Ve e, aslında e, bununla birlikte hani öğrenci hareketi de bir, bir daralma da yaşadı. Yani kendi kendine sadece kantinde oturan insanlar haline dönüştü. Sonra biraz aslında 95-96 yılıyla birlikte işte bu koordinasyonun kurulması falan o biraz daha hani aşılabildi. E ama genel olarak son derece politik bir atmosferi vardı. Şey hatırlıyorum. Yani Kürt meselesine dair ezilen halkları milliyetçiliğiyle ilgili devasa bir pankart hazırlandığını hatırlıyorum ben. Yani bütün bunlar o dönemde yapılabiliyordu ve asılabiliyordu işte pankartına sahip çıkıyorsun bir de öyle bir itiş kakış vardı işte o onun pankartını indiriyor yok işte o onu dövüyor bilmem ne falan filan. Ve örneğin işte MHP'lilerin milliyetçilerin işte saldırıları oluyordu. Başka üniversitelerden arkadaşlar destek için geliyorlardı. Toplu okula girme çıkma olmuştu falan. E, onun dışında da ama e, ülke yani şöyle tabii ki e, şeyi çok aslında önemli ve e, iyi buluyorum e, şey olarak e, politik olarak yani öğrenci olarak doğrudan seni ilgilendiren siyasi olaylara karşı bir takım tepkiler veriyorsun. İşte YÖK'e karşısın, özel, özgür üniversite istiyorsun, demokratik üniversite istiyorsun, YÖK kapatılsın, harçlar kaldırılsın diyorsun ve gerçekten buna dair siyaset yapıyorsun ve sınıf arkadaşlarını işte okul arkadaşlarını hani buna dahil edebiliyorsun filan. Ama bunun dışında da ülkede tabii yığınla olay oluyor Okul dışın oku, okul içerisinde bunlara dair bir takım sözler işte fikirler üretiyorsun, görüş bildiriyorsun ve aynı zamanda okul dışında da hani bu eylemlere katılıyorsun. Ee, ne bileyim, örneğin işte şimdi aklıma Uğur Mumcu'nun katledilmesi geliyor. Yani okuldan kaç kişi birlikte gidildi, inanılmaz bir sayıydı. Yani Ankara'ya cenazeye gidildi. Ee, onun dışında yine. Gazi olayları olmuştu. Hani bu olaylar aklıma geliyor şimdi. Hani bütün bu olaylara da eee müdahil oluyorsun öğrenci olarak. Aynı zamanda mesela örneğin ben insan hakları derneğinde de çalışıyordum ve insan hakları derneğinde idam komisyonundaydım. Oradaki birtakım faaliyetleri okuluma da taşıyordum. Örneğin anket yapıyordum. İşte idamla ilgili bir anket yapıyorduk. Onu ok okul kısmını ben üstleniyordum falan. Ya yani oldukça politik bir ortamdı bence. Kayıp gençlik falan diyorlar ya. Ya ben mesela 90'ları hiç öyle görmüyorum. Çok kritik bir dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani 70'lerde falan yükselen hani bir öğrenci hareketi var ve bir mücadele var. 80'de bu hani tak diye kesiliyor. işte YÖK geliyor. Filan ve e, hani üniversiteyi epeyce sıkıştırmış yani o demokratik ortam hani örgütlenmeye dair herhangi bir şey kalmamış hatta hani özgür bilimsel e, şey de yok hani e, bilgiyi de üretilmiyor hani o anlamda hani onun da bir sansür hikayesi filan var e, bir tedirginlik anlamında söyleyeyim e, filan ve hani 90'lar aslında yani işte o cendereden nasıl çıkacak ne yapılacak biraz o süreçte 90'lar bence tam da hani o değerleri sımsıkı tutunup yok olmamasını sağlayarak üstelik de hani biraz daha değişen dünyaya dair de yeni yaratıcı eylem fikirleriyle ve üstelik bedel de ödeyerek bir mücadeleyi devam ettirdi. Yani işte hep bir şey vardır gaziden geziye aslında biraz öyle yani sonuçta hepimiz gezideydik biz ya da ben çok kişisel bir hikayem var işte Ahmet'in kitabı yasaklandığında kitabı biz gizlice basıyorduk ve kitabı bastığımız gecenin sabahında benim üniversiteden koordinasyondan arkadaşlarım geldiler oraya. Yani hani anlatabiliyor muyum? Bu böyle devam eden ve birbirini hiç bırakmayan bir süreç ve bir bağ var orada. Ve hani sonuçta bu ülkenin demokratikleşmesi için ya da ne diyeyim hani... E, aydınlanma mücadelesi için e, bu insanlar varlar ve bunu her koşulda devam ettiriyorlar ve onların temeli de aslında hani e, çok çok geçmişlere dayansa da sen onu bir şekilde taşıyorsun. Biraz önce yurttaşlık bilincinden bahsettin ya, e, karşılaştırma yapmıştın Almanya ile. Aslında yurttaşlık e, Öğrenci yani 90'ların içerisindeki öğrenci hareketlerine bakınca da bir önceki kuşa nazaran biraz daha tabii ki farklı eylem biçimleri ve örgütlenme biçimlerinden bahsedebiliriz. Ama o bilinci hala devam ettirdiğini de görüyoruz. Yani sadece senin söylediğin gibi okullarda e, faaliyet göstermekle yetinmeyip sokaklara da çıkan e, işte siyasi örgütlenmeler içerisinde de e, yer 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 alan. Bundan sakınmayan bir kuşaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bu konuşmalar içerisinde hep şöyle bir şey canlandı. Hem anlatıcılarla hem bizimle aramızda. Sanki böyle bir geçiş şey alanı gibi 90'lar. Bir taraftan büyük bir baskı var. 80'den çıkışta o baskı hala hissediliyor. Ama bir taraftan da farklı örgütlenme modelleri denenerek ileriye doğru taşınmaya çalışılıyor. Biraz şeyden bahsedebilir misin bize? Bir önceki kuşakla aranızda nasıl bir bağ vardı sen üniversitedeyken? Onlar hala okulda mıydı? Birçoğu da çünkü içeriden çıkıp tekrar üniversite haklarını elde edenler üniversitelere geri dönmüşlerdi. Bu İstanbul Üniversitesi için de geçerli miydi? Nasıl bir bağ kurdunuz? Senden biraz daha sonrası olan koordinasyona geçişte biraz anlatabilir misin? Şöyleydi, bizden bir önceki kuşak, Üniversitede ben şey denk gelmedim aslında üniversite dışında denk geldim çünkü ben şeyi hatırlıyorum bir arkadaşımla birlikte cezaevine devrimci bir abiyi ziyarete gitmiştik biz böyle ben kendisiyle görüşememiştim arkadaşım görüşmüştü. O zaman tabii böyle işte göz tarama falan öyle şeyler yok. Akrabasıym diyorsun ve giriyorsun falan. Beni almamışlardı. Onu becerememiştik ama böyle ahır gibi bir yere girmiştik. Yani onu hatırlıyorum İstanbul'da. Daha sonra şey oldu. İşte ben bu arada Itaki şarkıları müzik topluluğundaydım. Akordeon çalıyordum orada. o da böyle devrimci gençliğin işte bir birimi gibi çalışıyordu. Çok aslında e, uzun süre ben orada örgütsüz sadece akordiyon çaldım falan. Toplantılara beni çok çok sonra davet ettiler. E, dahil ettiler beni yani. E, ve işte e, o böyle bir takım buluşmalar oluyordu. E, o buluşmalarda cezaevinden çıkan bir önceki kuşaktan işte abiler falan geliyorlardı ve işte o zaman bir e, şey vardı tartışma konusu. E, biz Türkiye ve dünya diye Böyle bir işte seri başlatılmıştı. Bunlar konuşuluyordu. Benim için ama son derece sıkıcı, hiç anlayamadığım konuşmalardan oluşan şeyler, tartışmalardı filan. O yüzden hani o kuşakla biraz daha böyle şey, hani yani yaşadıkları işte acıları falan filan anlıyorsunuz. İşte onları böyle biraz daha kahraman gibi görüyorsunuz ama birlikte yol yürümek adına benim için çok bir şey ifade etmedi yani olmadı. Sonradan işte ÖDP falan kuruldu. Oralarda denk geldik, karşılaştık falan. Ama hani bundan ibaret bir şeydi benim için. Koordinasyon döneminin ilk başlarında ben o zaman dahildim. Yani hatırladığım şey şu, şu. Ee, yani tabii şey yapmak istemiyorum. Yanlış bir kelime de kullanmayayım ama biraz aslında o hani 80'lerle birlikte orada kalmış ve ondan sonra biraz zamanı yakalayamamış. O köhne solculuktan biraz arınmış bir öğrenci profili. Çok eleştiriliyordu. İşte aman çok zıplıyorsunuz. Çok işte şey light bulunuyordu falan. E ama inanılmaz bir şeye açılmıştı. Yani bütün öğrencilerin gözü oraya dönmüştü. Şey hatırlıyorum, eylemlerde pankartları renklendirmeye başlamıştık. Yani bir YÖK eyleminde mesela böyle işte çok e, renkli param yok, derdim yok falan gibi mesela öyle pankartlar hazırlamıştım ben. İşte böyle şey canavar dişleri çizip falan ya da 16 Mart eylemi için ya bu sefer de bir renkli, bir değişik bir pankart hazırlayalım, daha vurucu diye. Tabii malzeme de yok. Böyle ilk defa böyle renkli sticker'lar kullandığımızı falan hatırlıyorum. E, daha renkliydi. İşte sözünü daha böyle e, kapsayı bir yerden kurmaya çalışıyordu koordinasyon ee, ve çok. Ee, şeydi yani neşeli coşkulu bir ekipti orası ee, bütün eylemlerde öyle oluyordu çok coşkuyla geçiyordu ve çok kalabalık oluyordu tabii ki hayır o toplantıların parçası değildim ee, sadece şey işte hani eylem olacaksa pankart hazırlama falan hani o işlere destek verdim ilk başlarda zaten sonradan zaten okuldan e, ayrıl, ayrıldım ben ee, onun için şey ama hani okulda e, şey hep bir arada oluyorduk. Daha böyle aslında dar bir grup çekip çeviriyordu orayı, ama çok geniş bir kitleye hani hitap edebiliyordu. Ben koordinasyonda en etkileyici şeyin şu olduğunu düşünüyorum, yani en etkileyici şey değil, en etkileyici şeylerden bir tanesi. O dönemde tabii işte solculuk yapıyorsun falan filan ve örneğin işte ben ailemden gizliyordum gözaltına alınmalarımı işte ne bileyim ben bir takım bu müzik faaliyetleri falan filan onları gizliyordum. Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay çocuğu gözaltına alındığında çocuğuna sahip çıkmıştı. Mesela bu benim için çok etkileyici bir şeydi. Yani ailesi ona sahip çıkıyor. Oğlunun Politik pozisyonun arkasında duruyor katılsın veya katılmasın çocuğuna sahip çıkıyor olması beni çok etkilemişti ve çok üzülmüştüm çünkü bizim hiçbir zaman öyle bir şansımız olmamıştı. Ve sonra onlar böyle işte Veli derneği gibi bir dernek falan da kurmuşlardı. Ve o çok etkileyici bir şeydi yani çok iyi bulmuştum Ben o çok güçlendirici bir şeydi. Mesela beni de aslında, ya böyle de olabiliyor yani diye şey yapmıştı. Çünkü ben korkunç fırçalar yemiştim gözaltına alındığım öğrenildikten sonra. Bir de aileleri arıyorlardı değil mi gözaltına alındığında çocuğunuz? Yo benimkini aramadılar ee, ama şey sonradan işte ortaya çıktı. Yine de tabii ki işte gözaltındayım diye ben İstanbul'daki akrabalarıma haber vermek durumunda kaldım. ki onlar annemi annemleri şey yapsınlar idare etsinler diye yurtta kalıyordum ben o dönemde. E, idare etsinlerdi. İşte onlar işte solcu ablalarım vardı. E, onlar bana hemen yardıma geldiler falan. E, ama şey benim ailemi aramamışlardı. Burada değildi zaten. Eskişehir'deydi benim ailem. Bu arada tabii kadınların hem koordinasyon hem belki siyasi e, partiler içerisindeki örgütlenmeleri devam ediyor. Bir taraftan da e, bir feminist uyanış var. E, daha doğrusu hani 80'lerden e, bu yana gelen e, feminist hareketin biraz daha güçlenmesi ve üniversitelerde e, kendine daha geniş alanlar açması ve hatta bunun koordinasyon gibi diğer bütün siyasi şeyler içerisinde de konuşulur bir konu haline gelmesini sağladılar. Sen e, bu çalışmaların içerisinde miydin? Nasıl bir şey paylaşabilirsin, gözlem paylaşabilirsin? Ben üniversiteye girdiğimde tabii feministlerle herhangi bir bağım yoktu. Öyle bir etkisi de yoktu feminist hareketin üniversitede o dönemde. Benim aslında feminizmle yani şöyle işte tabii ki ortaokul, lisede işte bir takım kitaplar okuduk. Ne bileyim en basitten Duygu Asena'yı <laughs> söyleyebilirim falan. Ee, ve hani oraya sonuçta başka bir özgüvenle ve başka bir kadınlık bilinciyle de geliyorsun. Ee, fakat benim e, hayatımda yani feminizme dair çok etkisi olan e, şeyin pazartesi dergisi olduğunu söyleyebilirim böyle her işte perşembe çıkıyordu galiba her böyle perşembe günlerini iple çekerdik ki pazartesi dergisini okuyabilelim daha sonra işte bir takım toplantılar kadınlar bir takım toplantılar yapmaya başladılar ee, ve işte o toplantıları hani biz e, okuldan e, kadınlarla gitmeye başladık filan. E, feminist hareketle aslında ilişkilenme biraz e, oradan oldu. Ha Bir de şey çok önemlidir. E, Kürt kadın hareketi önemli aslında. E, benim işte okula başladığım dönemde Kürdistan'daki katliamlar, köy boşaltmaları filan korkunçtu o dönemler. E, ve hatta örneğin ben e, 17 Nisan d operasyonundan sonra gözaltına alınmıştım işte Hergele Meydanı'ndan. Kürt arkadaşlarımla birlikte gözaltına alındık hepimiz. Fakat daha sonra bizim Kürt arkadaşlarımız yok oldular. Onlar yok oldu yani bayağı puf yok oldular. Çünkü dağa çıktılar yani yoklardı. Ve 96 yılında şeyi hatırlıyorum. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde kadınlar otobüsle yola çıkmışlardı Diyarbakır'a doğru. İşte biraz aslında onunla birlikte bu kadınlık hali, işte ne bileyim savaş meselesi, militarizm, feminizm falan biraz hani onunla birlikte de böyle bir şey oldu, tanışıklık olmuş oldu. Onlar önemli olaylar bizim için evet. Üniversite sonrası nasıl bir yaşam içerisinde oldun? Ya üniversite sonrasında ben evlendim, 97 yılında evlendim. Evet, 99'da da zaten çocuğum oldu. İşte çalışmaya başlamıştım. Ben 97'de çalışmaya başladım. Ee, ama hani hep bir aktivist olarak devam ettim. Ee, sonra işte kadın çalışmalarında yüksek lisans yapmaya başladım falan ve işte feminist hareketle e, ilişkilenmem oldu. Sosyalist feminist kolektif üyesi oldum. Şimdi bağımsız feministim. Ama hani benim hayatımda SFK'nın tabii önemi çok. Beni bir kadın olarak herhalde güçlendiren en önemli ne diyeyim ilişkilenme biçimi oldu. Biz yüksek lisans da benimle birlikte aynı dönem yani sınıf arkadaşlarımla birlikte işte oradan bir arkadaşımız e, Sosyalist Feminist Kolektif'ten kadınların yani bir çekirdek ekibin e, duyurusuna denk gelmiş. İşte onu bizimle paylaştı. E, biz de daha önce işte 8 Mart eylemine falan birlikte gitmiştik. E, böyle kendimiz pankartlarımızı yazmıştık filan. E, öncesinden de zaten hani bir takım isimleri işte Pazartesi dergisi olsun, Cumartesi annelerinden olsun falan hani biliyorduk. E, takip ettiğimiz kadınlardı. E, ve toplantıya gittik. E, orada işte biraz e, hani bu örgütlenmenin çerçevesini hep beraber konuştuk. Aslında hepsini birlikte geliştirmiş olduk. İşte devlete, sermayeye, patriarkaya karşı e, bir e, örgütlenme şeklinde başladık. E, kampanyalarımız vardı işte e, özellikle bakım emeği konusunda e, kampanyalar yürüttük başka işte yine aile üzerinden e, bir kampanyamız oldu e, Fidan ve tabi orası çok genişledi e, bir mekanımız vardı e, işte bir örgütün mekanın olması çok önemli Çünkü e, o mekanda biz evde geçirdiğimizden bazen daha fazla vakit geçirdik ve hep bir aradaydık ve e, hani yoldaşlık dediğiniz de öyle çok teknik bir şey değil, böyle bir gönül bağıyla oluyor ve beraber e, yaşıyorsunuz. Hani orada olmasanız bile hani orayı da böyle çok kendinize ait bir yer gibi hep e, her anınızda hani aklınızda olup ona göre programlıyorsunuz bütün hayatınızı. 2000 e, 2008 miydi 2009 muydu acaba? Evet yani birlikte çok yol yürüdük bir sürü şey öğrendik beraber ve maalesef işte 2015'te de dağıldı. Feminist hareketin biraz önce bahsettik hem öğrenci grupları içerisinde hem de siyasi örgütler içerisinde önemli bir etkisi oldu bütün o hani tartışma alanlarını açması kadın en azından feminist hareket perspektifinden birçok kavramın, dilin değişmesi meselesi. Sen aynı zamanda ÖDP içerisinde miydin? Hani siyasi olarak bir örgütlenmen var mıydı? O etkileri biraz aktarabilir misin bize? Çok kısa bir dönem ÖDP içerisindeydim ben. Fakat şey, feministlerle birlikte işte hareket eden çok yakın bir arkadaşım vardı. E, o dönem daha çok ondan hani tartışmaları falan öğreniyordum. İşte e, özellikle e, LGBTİ meselesi konusunda mesela Ö ÖDP aslında çok tabii ki e, o anlamda öğretici bir yerdi e, bizler için. E, yine işte e, taciz meselesiyle ilgili ve ÖDP'de öyle tatsız da bir olay yaşanmıştı ve kadınlar daha sonra oradan ayrılmışlardı. Yani e, bütün bunlar aslında şeydi. E, hmm, evet yani. Bak demek ki böyle olması gerekiyor ve hani böyle de posta ko koyulması gerekiyor falan. bütün bunları biz aslında o ÖDP sürecinde öğrenmiştik evet. Mücadele tabii yani 90'lardan çıkışta devam etti senin de söylediğin gibi ve e, bambaşka gündemlerle e, farklı mobilizasyon şekillerine de e, girdik değil mi? E, bunun içerisinde senin hayat hikayende e, önemli bir yeri de e, Ahmet Çık'ın tutuklanması oluşturuyor. Biraz o döneme dair, e, az önce koordinasyondan arkadaşların da e, bu e, örgütlenmenin içerisinde yer aldığını, en azından sana destek anlamında orada olduğunu söyledin. Biraz o süreci anlatabilir misin bize? Önemli de bir e, e, organizasyonda aslında tümüne baktığımızda. Ya şöyle e, Ahmet'in işte 2011'de tutuklanmasından sonra e, benimle en çok e, hani e, dayanışan e, feminist arkadaşlarımdı. Sosyalist Feminist Kolektif'ten feminist arkadaşlarım da. çünkü yani hiç hayatında bilmediğin bir şey gelmiş başına, ne yapacağını bilmiyorsun ve aslında benim ya hata yapma ihtimalim de çok yüksek falan ve feminist arkadaşlarım olmasaydı hani bu süreci, süreci nasıl atlatırdım hiç bilmiyorum. yani hem meseleyi politik olarak kavramakla ilgili hem de aslında günlük yaşamımı organize edebilmek anlamında çok pratik şeyler, çocuk bakımı, evde köpek var, işte yemek var mı, gelen giden oluyor, çay bardakları eksik gibi buna kadar benim feminist arkadaşlarım bana çok destek oldular. Ee, hani öyle kotardım. Sonra kitabın çıkartılmasıyla ilgili de gene feminist arkadaşlarım aslında büyük bir risk alarak işte kitap saklanıyor her tarafta falan filan. Bu arada feminist arkadaşlarım içerisinde üniversite döneminden 90'larda birlikte hani yol yürüdüğüm arkadaşlarım da var elbette ve bir şekilde hani kitabı çıkartmaya karar verdik ve onların işte sayesinde oldu biraz da önce online'e koyduk ve bu feminist arkadaşlarım sayesinde oldu bir sürü kadın hani bir şekilde bunu başardı işte ne bileyim flash disk bir yere götürülmesi gerekiyor falan filan. Bütün bunları kadın arkadaşlarım organize ettiler. O anlamda çok destek oldular. Bir de tabii ki yaşı benden büyük olan, bir önceki dönemde öğren işte 80'lerde 70'lerde öğrencilik yapmış olanların cezaevi deneyimleri vardı. Ve o cezaevi deneyimlerini de bana aktardılar. O da benim için çok yardımcı oldu. En basitinden evde polis hala arama yaparken ben ne olduğunu kavrayamadım ve daha önce işte cezaevi deneyimi olan bir arkadaşım bana gelip şey dedi bir çanta hazırlamanız gerekiyor dedi. Ben mesela hiç bunun bile farkında değilim ya. Yani o kadar hani uzağım, hani hiç aklıma tutuklanacağı da gelmiyor falan. Hani olamaz böyle bir şey. Ama hani onlar tabii daha deneyimli oldukları için hani meseleyi de daha çabuk kavrayıp yani hani böyle bu kadar basit şeylerde bile çok destek gördüm. Ama meseleyi siyasi olarak kavramak adına da bana çok destek oldular. Yani işte bunu konuştuk sürekli tartıştık işte çıkan bir haber ya da burada ne de demek lazım şunu nasıl yönetmek lazım falan çok yardımcı oldular daha sonra 2012 yılında kitabı basmaya karar verdik ve kitabı basmaya karar verdiğimizde tabii kitabın bir benzerinin kopyasını bile elde bulundurmak yasaktı suç sayılıyordu. Ee, ve ama biz kitabı basmaya karar verdik ve işte bir e, matbaa bulduk. E, o matbaada e, gece kitap basılacaktı ve tabii ki işte polis daha önce kitabı çıkartacak olan yayın evinin depolarını falan basmıştı 2011 yılında. Hani burada da yine böyle bir şey olabilir diye bir endişemiz vardı. Kitabın basılacağını kulaktan kulağa bir şekilde yayılmış ve ee, bir gece önce benim edebiyat fakültesinden arkadaşlarım bizim eve geldiler. Hepsi o dönemde hani işte 90'larda birlikte edebiyat fakültesinde devrimcilik yaptığımız arkadaşlarım e, bizim eve geldiler ve hani ne yapılması gerekiyor falan hani kalalım mı, ne yapalım falan filan diye bütün bunlar konuşuldu. Ee, ertesi sabahta işte ben kitabı alacağım e, matbaadan ve e, görüş günü bir kısmını ben arabaya koyacağım, bir kısmını başka bir arabaya koyacağız, fuara gidecek ve ben de Ahmet'e götüreceğim. İşte sabah erkenden görüşe gitmeden önce matbaaya gittiğimde yine e, koordinasyonda da birlikte hani işte e, politika yaptığımız ya da işte e, mücadele verdiğimiz e, arkadaşlarım hiç benim haberim yokken yani görünce şaşırdım onları e, oradalardı. Ee, ve tabii benim için çok etkileyiciydi. Yani nereden nereye hala bir aradayız. Hala birbirimize güvenebiliriz. Hala birbirimize sahip çıkıyoruz. Hala dayanışıyoruz ve o gönül bağımız aslında hiç kopmamış e, falan bu tabii çok kıymetli bir şey. Çok güzel bir şey. Bir de yayın evi bulamama meseleniz var değil mi? O kitabın basımı için. Evet yayın evi bulamadık. Daha önce işte bir sürü yayın evi aslında peşimizdeyken hani kitabı basalım diye. Sonra işte bir benzerinin bile yasak olduğu suç, bulundurmanın suç olduğu ortaya çıkınca onlar e, hiçbirisi yanaşmadılar kitabı basmaya. Gene de haksızlık etmeyeyim yayınlamak isteyen bir yayın evi oldu. Fakat tabii onun da başı çok derde girecekti falan. Ve biz arkadaşım Timur'la ne yapalım ne yapalım diye düşünürken o zaman biz kendi yayın evimizi kuralım. Yani bütün şeyi alalım, riski de alalım ee, ve e, kuralım dedik. Bu arada Timur da tabii ki 90'larda yani biz, o benden bir dönem sonra gelmişti. Ee, yani birlikte o dönemde yol yürüdüğüm arkadaşlarımdan bir tanesi. Ee, yani o Ahmet'in gazeteci arkadaşı ama aslında o benim arkadaşım. Biz 90'larda birlikte teşkilat arkadaşıydık. Yani ben onun çok daha eski arkadaşıyım ee, ve bu kitap içinde benimle yoldaşlık yaptı aslında. Bu bir taraftan da e, gazetecilerin e, gazeteciler özgürlük kampanyasına da dönüştü, değil mi? Sonuçta böyle büyük bir şeyi organize etmek de yani insanları bu anlamda mobilize etmek de e, önemliydi ve bu büyük ölçüde başarıldı. E, şimdi senden dinlediğimiz kadarıyla da zaten bu e, bu tecrübeden bir şekilde geçmiş insanların bir araya gelmesiyle e, oluşmuş gibi görünüyor. Peki bugün neler yapıyorsun <laughs> geçmişe dönüp baktığın zaman o tecrübelerinin deneyimlerinin bugüne yansımaları nasıl olduğundan biraz bahseder misin yani bugün ben sivil Toplum Kuruluşunda çalışıyorum. Ee, aynı zamanda e, hala işte aktivistliğe de devam ediyorum. Ee, yani daha güzel bir ülke, daha güzel bir yaşam, daha güzel bir dünya için mücadele bir şekilde devam ediyor. Hayatımızda böyle bir şey oldu ee, ve bugünlerde insanlar biraz umutsuzlar böyle. İşte moralleri bozuk. Ama mesela benim için hep şey yani sonuçta ben Buyum ben varım ve o zaman umutsuz ya yani nasıl umutsuz olabilirim ki hani ya yani kendimden mi vazgeçeyim? Hani mesela ben biraz böyle görüyorum bu meseleyi. Bir de Yaşar Kemal'in çok güzel bir lafı var. İşte umut varsa umut vardır diye ee, biz varsak umut da hep var gibi geliyor bana. Yani işte anlattığım bu birbirine sahip çıkma geleneği yani işte örneğin şimdi Gezi'den arkadaşlarımız cezaevindeler ve ben e, Ahmet'in cezaevinde olduğu süreçten itibaren aslında e, hani sürekli şahitlik ediyorum, deneyimliyorum bunu. Örneğin merak ediyorum dünyanın hangi yerinde avukatların cezaevindeki insanları düzenli olarak sadece hücrelerinden çıkabilsinler diye, sohbet edebilsinler diye, renk görebilsinler diye, gülebilsinler diye düzenli ziyaret ettikleri başka nerede var acaba diye mesela bu, bunun gibi o kadar çok şey var ki gelenek haline gelmiş bütün bu dayanışmalar devlet şiddetine karşı hani bir şekilde hani ayakta kalabilmek için birbirini güçlendirmek, sahip çıkmak falan filan. O yüzden de ben çok umutsuz değilim açıkçası. Buraya gelmeden önce biraz şeye baktım işte 90'larda öğrenci hareketine falan, işte hani kayıp kuşak falan filan deniyor ama mesela Kürt hareketi bunun için çok iyi bir örnek diye düşünüyorum. İşte o dönemde arkadaşlarımız yok oldular, yok oldular. Yani belki de öldüler onlar büyük ihtimalle. Çok büyük bir bedel ödediler. E, kalanlar da bir şekilde onun yüküyle yaşamaya devam ettiler. E, ama biz Kürt meselesi konusunda nereden nereye geldik? Yani ve onlar sayesinde oldu bu aslında. Yani. Bir baş başa bu bir başarı bu bir bir yenilmişlik olarak görülmesi mümkün değil diye düşünüyorum ben. Tıpkı işte bugün aslında o 90'larda ne bileyim ben mecliste pankart açan çocuklar ya da işte Manisa'da işkence görmüştü insanlar ya da Şengül diye bir arkadaşımız vardı. Öldürüldü ya. Öldürüldü 93 yılında biz okuldayken bizim okul arkadaşımızdı ve öldürüldü. E ama hani bütün bunlarla birlikte Yok olmadık. Biz hala aynı şeyleri söylemeye devam ediyoruz. Aynı mücadele yani aynı şeyler için mücadele etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir şeyden vazgeçmişte de değiliz. Biraz şimdi geçmişi düşündüğün zaman öğrencilik yıllarını bana böyle üç kelimeyle e, anlat desem ne, hangi kelimeleri seçerdin acaba? Hangi kelimeleri seçerdim? Öğrencilik yıllarımı bir kere neşeli derdim. Neşe, coşku derdim. Aşk demek istiyorum ama çok dalga geçiyorlar. <laughs> olsun ya, aşk olsun tabii ki. Ee, ve şey... E... Ve dayanışma derdim. Evet, üç kelime. Aşk, neşe, dayanışma. Neşe yerine başka aslında bir kelime olması lazım. Hmm şenlikli, ha, şenlikli aşk ve dayanışma derdim. Mesela Beyazıt Meydanı tabii çok önemli bir mekandı, ee, bizim de çok aslında kendimizi rahat hissettiğimiz, kendimize ait hissettiğimiz bir mekandı. Şimdi öğrenciler o mekanı nasıl kullanıyor bilmiyorum açıkçası. Ee, daha sonra örneğin Köprü Altı vardı e, ee, köprü altı önemli bir mekandı. İşte bira içmeye gidilirdi. Daha sonra yandı o Mayıs ayında. 16 Mayıs cumartesi günü olmalı. Ben bir sabah biz e, böyle öğrenci işte e, şey olarak e, örgütü olarak pikniğe gidecektik e, şeye e, Heybeli Adaya. Ben de müzik grubunda çalıyorum ve e, ben vapuru bir vapur gelip alacak işte onu beklerken böyle bir bakıyorum köprü yanıyor. O gün mesela köprü yanmıştı ve daha sonra biz şöyleydi İstanbul Üniversitesi'nde daha çok hani sosyalleştiğimiz vakit geçirdiğimiz yer daha Sultanahmet, Çemberli Taş ve köprü Galata Köprüsüyken o oranın yanmasıyla birlikte bir daha Taksim'e kaymaya başladık biz. Taksim'e geldik mesela e, evlerimiz işte evdeki ev tutan arkadaşlar daha çok koca Mustafa Paşa, Çapa, Şehremini o taraflardayken böyle Taksim'le şeyimiz başladı. Taksim'de de otur, Cihangir'de oturmaya başladık. Şimdi tabii bir öğrencinin Cihangir'de oturması mümkün değil yani bayağı orada bir soylulaşma oldu daha sonra. Yani e, öyle bir e, mekansal değişiklik oldu. Onları düşündüm yani o mekanlarda da ne kadar çok değişiklik oldu. İşte öğrenciler şimdi sanırım daha çok Kadıköy'e gidiyorlar. E, Taksim'de de değiller yani bütün o yerlerin çehresi de değişti. E, biraz onları düşündüm. E, başka bakayım işte çay içtiğimiz mesela medreseler vardı. E, filan. hani şimdi öğrenciler oralara gidiyorlar mı? Hiçbir fikrim yok yani işte okuldan sonra gidilirdi orada çay içilirdi, sohbet edilirdi, birileriyle bir araya gelinirdi. mesela onlar güzeldi. Bir de örneğin biz şey yapmıştık İtaki olarak e, okullar okullara gidip böyle müzik çalıyorduk. Kendimize bir köşe buluyorduk ve müzik çalıyorduk. Müzik yapıyorduk yani filan e, ve hani arkadaşların tepkilerine bakıyorduk. Böyle bir hoş vakit geçiriyorduk. Mesela şimdi herhalde izin verilmez artık. eee bir gidip öyle bir müzik grubu geldi. Ben geldim giriyorum ve müzik yapıyorum falan. Daha aslında özgür bir ortam varmış o dönemde. Yani polis kontrolü vardı kapılarda ama mesela okul içerisinde çok polis olmuyordu. işte bir o Hergele Meydanı zamanında polis okula girdi. Hergele Meydanı'na girip doğrudan gözaltına aldı hepimizi. Ama hani onun dışında hep polis kontrolü sırasında oluyordu ve zaten sürekli arıza çıkıyordu orada da. Çünkü polisin okuldan gitmesini istiyorduk. Bunun için de mücadele ediyorsun. İşte yöke karşı, polis gitsin okuldan falan. Hani taleplerin bunlardı. Pazartesi dergisinin yeri vardı Taksim'de. Mesela oraya gidilirdi. Daha sonra şey vardı, Bilar. Taksim'de böyle CHP'nin bir binası var. O, o en üstte mesela. Orada toplantılar yapılırdı. Sonra işte İnsan Hakları Derneği vardı. Orada Şişhane'deydi mesela o dönemde İnsan Hakları Derneği 90'ların başında. Daha sonra şeye taşındı. Ne orası? Cihangir'e doğru. Daha sonra o tarafa taşındı. Oralarda hani toplantılar olurdu. Mesela oralarda ben feminist kadınlarla aslında denk geliyordum. İtaki Şarkıları Müzik Topluluğu Çapa Kültür Sanat Kolları'nda biz e, her gün düzenli olarak orada e, müzik e, şey, çalış, çalışması yapıyorduk. Bir araya geliyorduk ve e, işte bir şekilde devrimci gençlikle ilişkilenmiş ve müzik aleti çalabilen insanlar oraya yönlendiriliyordu. Benim de yani devrimci gençlikçi değildim ama işte arkadaş edinmiştim. Erkek arkadaşım oradandı falan ve akordeon çaldığımı öğrenince işte orada müzik grubuna gittim ve işte beraber müzik yapmaya başladık. Ee, okuldan, derslerimden daha fazla zamanı ben o müzik grubunda çalışmalarla geçiriyordum. Ve işte çeşitli etkinlikler yapılıyordu. Ee, işte konserler oluyordu. İTÜ'de örneğin işte ve işte orada sahne alıyorduk. Ya da mesela... E Kız Kulesi'ni şairler işgal etmişlerdi. Öyle bir eylem vardı. Mesela Kız Kulesi'nde e, müzik yaptık. E, oraya çıktık. İşte çeşitli gecelere gidiyorduk. Müzik yapıyorduk. Ankara'ya gitmiştik. Orada e, Gazi Üniversitesi'nden arkadaşlar işte bir etkinlik düzenlemişlerdi. E, ve e, şey e, orada konser vermeye gitmiştik. Fatsa'ya gitmiştik. Fikri Sönmez anmasına tabii ki. E, ve işte e, orada yine bir konser vermiştik. Böyle e, işte müzik yapıyorduk. Yani şey Hatta annem ve babama şöyle anlatılmıştı işte devrim için mücadele ille sokakta olmak zorunda değil bunu sanatla müzikle de yapa, yapıyor insan ben de onu yapıyormuşum falan ama mesela hiç öyle bir devrim aşkım olmadı açıkçası yani devrimin öyle olacağını düşünmüyorum ben. Sonradan zaten işte 90'ların sonuna doğru o kimlik kontrolü yani örneğin işte ben yabancı dil eğitim bilimlerinde okuyorum. Hemen ana binanın yanındaki o küçük pembe sevimli binaydı bizim. Ee, biz mesela ana binaya giremiyorduk. Aynı okulun öğrencisisin ama orada ana binada bulunan fakülte fakültelerle bağın olmadığı için seni o okula almıyor bir şekilde. Falan daha da berbat olmuştur diye düşünüyorum. Yani o güvenlikçi zihniyet her tarafa daha ağır bir şekilde sirayet etti. O bizim olduğumuz dönemde bu kadar ağır değildi. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu sohbet.